Aleyküm arkadaşlar, Mekik Yağmuru kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir video çekeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Aşağıdaki zili de tıklarsanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah faydalı oluyorumdur. Sizlerin de bana desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum. Videolarımı izleyerek, paylaşarak desteğinizi esirgemeyin lütfen. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu mekik aparatı bu şekilde uç kısmı böyle gagalı diyoruz buna biz. Gagalı mekik aparatı. Bu orta kısmında bir tane bakın. Küçük bir deliği var. Aynı tarafta karşıda da. Bunun satışını da yapıyorum arkadaşlar. İsteyen olursa Instagram sayfamdan DM'den ulaşabilirler. Aşağıya Instagram sayfamın linkini de bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bugün arkadaşlar sizlere bu aparatın nasıl ip sarıldığını anlatacağım. Çünkü çok merak ediliyor. Kullanmayı bilmiyoruz. Çok merak ediyoruz diye. Ben de bir video çekmek istedim. Videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi ipimi alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Buradaki arkadaşlar iğne gibi düşünün. Bu deliğin içerisinden bakın arkadaşlar. Buradan ipimi geçiriyorum. Bakın ipim karşı taraftan çıktı. Bu şekilde. Tekrar göstereyim. İpimi alıyorum arkadaşlar. Buradaki bu deliğin içerisinden geçiriyorum ipimi. Karşı taraftan çıktı ipim. Çekiyorum. Bunu buradan arkadaşlar geçiriyorum. Bakın bu geçirdiğim ipi buradan tık dedi arkadaşlar. Geçiriyorum. Şimdi bu ipi buraya bağlayacağım arkadaşlar. 2 adet buraya düğüm atacağım. Ki ipim çözülmesin, mekiğimden çıkmasın diye. Bakın, bir düğüm attım. Bir düğüm attım. Bir düğüm daha atıp buraya sabitliyorum arkadaşlar. Evet. Bir düğüm daha attım ve sabitledim. Şimdi sarmasını göstereceğim size arkadaşlar. İpimizi biraz açalım şöyle. Evet. Bu şekilde arkadaşlar tutuyoruz. Bakın. Bir alttan, bir üstten bakın. Tık diye sesi geliyor arkadaşlar bakın. Ben tabii ki şimdi kamerada olduğu için arkadaşlar yavaş sarıyorum. Anlaşılır olsun diye. Bu şekilde. Normalde daha hızlı sarılıyor arkadaşlar şu şekilde. Şöyle. Normalde bakın. Bundan da daha hızlı sarıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Biraz bu taraf iple dolduktan sonra arkadaşlar bunu da kesebilirsiniz. Düğüm attığımız ipi. Devam ediyoruz. Çevirdik mekiğimizi arkadaşlar. Videonun daha anlaşılır olması için arkadaşlar yavaşlatıp ya da hızlandırıp izleyebilirsiniz. Yukarıda yavaşlatma işareti var arkadaşlar. Oradan videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Bakın. Böyle. İpimiz bu aralardan arkadaşlar. Mekiğin bu aralarından. Ben bu şekilde sarıyorum. Bu şekilde. Bakın. Bir aşağıdan geçiriyoruz. İpimizi bir yukarıdan, bir aşağıdan, bir yukarıdan. Bir aşağıdan, bir yukarıdan. Bu
Bu şekilde bir aşağıdan, bir yukarıdan, bir aşağıdan, bir yukarıdan. Bakın. Biraz daha açalım ipimizi. Bu şekilde normalde hızlı sarıyorum arkadaşlar. Eliniz alışınca bir müddet sonra siz de bu şekilde sarabilirsiniz hızlı bir şekilde. Ama önce bu şekilde tabii yeni öğrenenler. Bu şekilde bakın. Bir aşağıdan bir yukarıdan. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu aparatlar açılma yapmıyor arkadaşlar. Bu kısımlar kesinlikle istediğiniz kadar çok sarabilirsiniz. O yüzden çok kullanışlı arkadaşlar bu aparatlar. Hem açılmama konusunda, bu kısımların açılmama konusunda, hem de kırılmıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size, kırılma yapmıyor bu aparatlar. Şekilde arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde. Bir aşağıdan bir yukarıdan arkadaşlar. Böyle. İpiniz arkadaşlar bakın bu şekilde kıvrıldığı zaman da bu şekilde ipimiz kıvrılıyor. Şöyle mekiğinizi bırakırsanız arkadaşlar ipinizin kıvrılması açılır ve oyanızı kolayca işleyebilirsiniz. Bakın ipim açıldı. Bu gaga kısmı arkadaşlar çok yardımcı oluyor. Özellikle eklemeli motiflerde, sıralı modellerde, bu geçirme kısmında daha önceki yaptığım videoda bir model anlatmıştım arkadaşlar size. Bakın. Bu modellerde arkadaşlar bu modeli anlatmıştım ben daha önce size videomda yapılışını. Evet, şu modelde. Bakın. Bu modelde arkadaşlar aparatınız, bu aparat daha kullanışlı oluyor arkadaşlar. Neden? Bu şekilde ekleme yerlerinde ipi geçirmeniz için arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın. İpi bu şekilde içerisinden geçirmek için çok yardımcı oluyor, gördünüz mü? Ve yanlış yaptığınızda ipi açmanız için arkadaşlar, ilmeği çözmeniz için ya da düğüm olduğu zaman bu gaga kısmı çok yardımcı oluyor arkadaşlar. O yüzden çok kullanışlı. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok da satışını yaptım arkadaşlar. Çok kullanışlıdır. Bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.